Evet, yukarı mahallede köy meydanında hemen Nurettin abimize ait köy kahvesinin sağ tarafında dikkat ettiğinizde şöyle eskilerden kalma bir yapı göreceksiniz. Ve üzerinde birçok parça var, alet edevat var. Ve Nurettin abimize soracağız, bu nereden geldi, ne işe yarar. Üzerindeki alet ve edevatı da şimdi tanımaya çalışacağız. Nurettin abi, bu ne işe yarıyor, bu dolap gibi önceden kullanılan bir şey neydi acaba bu? Bu eskiden zengin çiftçilerin ambarıydı. Zengin çiftçilerin ambarı? Evet. Buğday mı koyuyorlar, buğday vesaire? Buğday, mısır, arpa, yulaf da getirilirse bu içeri dört gözlü. Evet, dört gözlü. Evet. İçeriye verme şansımız yok değil mi şu anda? Var mı öyle bir şansımız? İçeriye biraz zor ama görebilirsek. Değerli izleyenler, şimdi içeriği de göstereceğiz. Ara bölmesi orası diyorsun. Evet. Bu yanı iki göz. İki göz oluyor değil mi? İki göz öbür tarafta var. Açıklık var. Evet. O yanda da büyük bir göz var. Üç göz şeyinin beraber. Bugünün silaları görevini o zaman önceden bunlar yapıyormuş değil mi? Evet. Sila görevi görüyormuş, depo görevi görüyormuş. Peki uzun süre dayanıyor muydun Nurettin abi bunların içinde? Bu mu? Evet. Bu yani bunun yaşında yarı yaşında da şimdi en yaşlısı bunun yarı yaşı galiba. Evet, 150-200 senelik var diyorsun. 150 senelik var. Evet. Peki Murat ne yapacak? Bunun üzerinde çeşitli aletler var. Şu. Onları da bir tanıtır mısın bize? Tırpanla ekin biçildiği zaman. Evet. Ekin toplandığı zaman yerde kalanları dürürler. Tarlada kalanları, kalanları toplamak için değil mi? Bir de şurada bu da ne diyorlar o? Yaba. Yok. Mı? Samanla buğdayı ayırmak için savurlardı. Harman savurmak için değil mi? Evet. Bunda peki bir 12 24 mu? 24 10 2012'de imzalamış. Bunu hediye mi etmişler buraya? Kimden abi bu hediye? Osman Özütemiz'den. Osman Özütemiz abimizden geldi. Şurada da var. Daha değişik. Bu da? Küreğe benzer bir şey. Bu nedir abi? Bu da buğdayı temizlemek işte o. Ayrılan buğdayı yeniden savurlar, temizlerlerdi bunlar. Tabii evet. Çok önceden bahsediyoruz değil mi? Evet, savurmak derken işte bu modern zamanlardan önce, patlazlardan önce 100-150 yıl öncesinde harman yerleri olurdu. Evet. Evet, evet. Bu harman yerlerinde bu kürekle savrulurdu değil mi? Evet. Başka da öğreneceğimiz bir, şurada bir büyük, bak büyük yaba. Şurada da büyük bir yaba var. Alt üst çevirmek için. Harmanı değil mi? Evet. Peki şu nedir? Hemen altında demir aksamı var böyle. Evet. Şu mu? Şu nedir? Bak bu eskiden ocakların içinde bunları asarlardı. Çerkezler. Evet. Özellikle çerkezler mi? Çerkezler. Evet. İşte bunu abri asarlardı. Bunlar da başka bir şeyler asarlardı. Siyah tencereyi mi asırlar? Evet. Pasta. Pasta. Sadece pasta yaparlar bunlar. Evet. Sadece çerkezlere has. Evet. Ocaklara asılan bir alet. Bu da hemen altında evet. Dövmek için. Bunda yayık. El yayığı. Tabii ki bugünkü yayağa benzemiyor değil mi? Onun bir tokmağı vardı. Tokmakla. Evet, tokmak da içeride. Dövülmek suretiyle yapılıyor. Hatta şu anda ekrana getiriyorum ben. Tokmağı üstten görebiliyoruz. Peki sadece Çerkeslere özgü olan bu tencereye benzeyen alet. Kafkasya'dan gelme. Kafkasya'dan gelme evet, değil mi? Burada yapmıyorlar. Burada bulamıyoruz. Türkiye'de bulamıyoruz. Evet, burada bulamam.
Peki onun özelliği ne? Neden sadece pasta yapımında kullanılıyor? Özelliği şöyle yuvarlak olduğu için pastayı vururken evet, kendilerine dönüyor. Evet. Mısır unu yapışkan. Evet, mısır unuyla. Olmasa sebebiyle değil mi? Evet. Yapışmasın diye.